Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Uzmanından kritik uyarı geldi. Bayat tavuk dönerde düşük tehlikesi var. Profesör Doktor Işıl var. Tavuk etlerinin çabuk bozulabilen ürünler olduğunu ve hayvansal ürünlerin yetiştirilmesinden sofraya gelene kadar süreçte iyi muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Hamilelerin düşük yapmasına neden olan listeria bakterisinin yapılan araştırmalarda tavuk etinde çok miktarda görüldüğü uyarısında bulunan var şunları söyledi. Satılmayan tavuk dönleri buzdolabı koşullarında saklasanız bile listeria soğuk koşullarda yaşamaya ve üremeye devam ediyor dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Pandemi ile birlikte birçok meslek grubu gibi yemek sektörü de etkilendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlar dükkanlarda paket servisine geçilirken bazı dönercilerde kapanış saatine yakın kilolarca dönerin satılmadığı gözlendi. Kimi dönerci kalan dönerlerini çalışanlarıyla paylaştığını, kimisi de dönerleri ertesi güne kalmadığını iddia etti. Ancak akıllara kalan tavuk döner ertesi gün satılıyor mu sorusu geldi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Işıl Var, gıda zehirlenmeleri denilince akla en çok hayvansal ürünlerin geldiğini belirtti ve tavuk etlerinin çabuk bozulan ürünler olduğunu söyledi. Profesör Doktor Işıl var, hamileleri etkileyen ve düşük yapmasına neden olan ayrıca bebeklerde menenjite neden olan Listeria bakterisinin yanı sıra Salmonella bakterisinin de yapılan araştırmalarda tavuk etlerinde çok miktarda görüldüğünü söyledi. Salmonella bakterisinin tavuklardaki bir hastalık olduğunu ve gıda zehirlenmesine yol açtığını söyleyen Işıl var şunları kaydetti. Hayvanların kendisinde olan bir hastalıktır. Hayvan eğer hastaysa bu mikroplar da doğal olarak ete bulaşıyor. Tavuk etleri iyi korunup atlanmadığı takdirde bu bakteriler mutfaklarınıza kadar girmiş oluyor. Tavuk etlerinde görülen çoğu bakteri bozulma yapmadan sizi hasta edebilecek potansiyele sahip. Sadece tavuk dönerlerde değil, evde bile et ürünü pişirdiğinizde tüketebileceğiniz kadarını yapın. Bir kez pişmiş ürünü birden fazla kez pişirip pişirip koyamazsınız. Çünkü çapraz bulaşma dediğimiz problemle karşı karşıya kalabilirsiniz dedi. Tavuk dönerlerin özellikle öğle saatlerinde seri şekilde dürüm yapılıp satıldığında pişmemiş etlerin de aralarına kaçabildiğini söyleyen Profesör Doktor var. Tavuk etinin çok iyi pişmesi lazım. Tavuk dönerlere baktığınızda üst kısımlarının pişmiş olduğunu görüyoruz. Ancak iç tarafları hiç irdelenmiyor. Az pişmiş etler söz konusu olduğunda bu mikroorganizmalar yeteri kadar ısıl işleme maruz kalmadığı için etin içerisinde varlıklarını sürdürebiliyorlar. Satılmayan tavuk döneri buzdolabı koşullarında saklasanız bile hamilelerde düşüklere neden olan Listeria bakterisinden kurtulamazsınız. Çünkü bu bakteriler soğuk koşullarda bile üremeye devam ediyor. Yani döneri çıkarttığımızda ertesi güne kadar yeniden ısıyla bulaşana kadar bu mikroorganizmalar daha da çoğalıyor diye konuştu. Değerli izleyicilerimiz bu konuya aman dikkat diyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.